Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Mehmet Ali Güller Küresel Güney'in dayattığı ateşkes 3 Haziran 2024 Pazartesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Gazze için 3 aşamalı ateşkes planı açıkladı. Birinci aşama 6 hafta, 45 gün sürecek. Bu aşamada İsrail askerleri Gazze'den çekilmeye başlayacak. Hamas yaşlı ve kadın rehineleri, İsrail'de hapishanelerde tuttuğu Filistinlilerin bir bölümünü bırakacak. Gazze'ye insani yardım günlük 600 tir seviyesine çıkarılacak. Filistinliler bu aşamada yaşadıkları bölgelere güvenli bir şekilde dönecekler. Asıl önemlisi, bu aşamada kalıcı ateşkes müzakereleri yapılacak. Müzakerelere bağlı olarak 6 haftalık süre artabilecek. İkinci aşamaya geçildiğinde, Hamas'ın elinde kalan tüm rehineler serbest bırakılacak. İsrail, Gazze'den tamamen çekilmiş olacak. Üçüncü aşamada ise, ölen rehinelerin cenazeleri teslim edilecek ve Gazze'nin yeniden inşa sürecine başlanacak. Ateşkes planının sahibi kim? Planı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden dünya kamuoyuna açıkladı ama İsrail'in önerisi diye sundu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, plandan Biden'ın önerisi diye bahsedildi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, anlaşmaya destek açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla, ateşkes planı İsrail'in müzakere heyeti ile Amerikalı görevliler tarafından hazırlandı. Nitekim Filistinli aktörler de plandan Amerika Birleşik Devletleri İsrail önerisi diye söz ediyorlar. İsrailli aktörler plan için ne diyor? Biden'ın planı açıklamasından bir saat sonra, İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail'in şartları sağlanmadan kalıcı ateşkes mümkün değil çıkışı yaptı ve o şartları sıraladı. Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail için artık bir tehdit oluşturmamasının sağlanması. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi'nin bu açıklaması, Biden'ın açıkladığı planın reddinden ziyade Netanyahu'nun savaş yanlısı koalisyon ortaklarını yatıştırma hamlesi gibi görünüyor. Nitekim İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir anlaşmaya karşı çıktılar ve Netanyahu'ya onaylanması durumunda hükümetin bir parçası olmayacaklarını bildirdiler. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz ise anlaşmaya destek açıkladı. Filistinli aktörler plan için ne diyor? Hamas ilk değerlendirmesinde ateşkes planını olumlu bulduğunu açıkladı. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi ise İsrail saldırganlığının başarısızlığına işaret etti. Biden'ın açıkladığı İsrail Amerika Birleşik Devletleri önerisi. İsrail saldırganlığının etnik temizlik, direnişin kökünü kazıma, Gazze Şeridi üzerinde kontrol kurma ve rehineleri zorla kurtarma hedeflerinin başarısızlığının kabulünü temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ateşkese neden mecbur kaldı? İşin ilginç yanı ateşkes planı Hamas'ın 3 ay önce önerdiği ateşkes planına benziyor. Hamas'ın hazırladığı, Mısır ve Katar'ın Amerika Birleşik Devletleri'ye sunduğu o plana Biden itiraz etmişti. Plan o gün onaylansa 10 bin kişinin hayatı kurtulmuş olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'yi 3 ay sonra benzer ateşkes planını gündeme getirmeye yol açan ise, kuşkusuz güçlü iç ve dış etkenlerdir. İç etkenler Kasım seçimi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri çapında Filistin'e destek gösterilerinin artmış olması, hatta üniversite eylemleri boyutuyla bunun Amerikan demokrasisini tartışmaya açmış olması. Dış etkenler. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail iyice yalnızlaşıyor. İsrail, uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımcı diye yargılanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı İsrail Başbakanı hakkında tutuklama talebinde bulunuyor. Filistin'e destek tasarıları Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğu tarafından destekleniyor. Avrupa ülkeleri Filistin'i 1967 sınırlarıyla tanımaya başlıyor. Çin Arap Ortaklığı Barış Konferansı çağrısı yapıyor ve benzeri. Özetle küresel Güney Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i ateşkese mecbur bırakıyor. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.